Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 35 kişiden oluşan yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Eskişehir'e adeta açık arama yaptı. Saatlerimiz 11'i gösterirken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bünyesindeki yönetim kuruluyla birlikte şu anda Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkıyoruz. Tabii Gaziantep yolculuğumuz daha sonra Bursa ve Eskişehir olmak üzere toplamda 2 gün sürecek. 35 kişilik yönetim grubuyla teknik gezi gerçekleştirilecek olan Eskişehir'e doğru bugün yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Eskişehir'e düzenlediği 2 günlük teknik gezi kapsamında ilk gün Eskişehir Ticaret Odası meclis üyeleriyle istişare toplantısına katılarak ortak meclis toplantısı düzenledi. Sizler Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve şahsım adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu buluşmamıza vesile olan başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu 101'liğimiz işbirliğine dönüşür diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte ilişkilerimiz daha anlaşılır, daha sıcak. Her iki bölgeye avantaj ve fayda sağlayacak noktayı taşırız diye de umut ediyorum ben. İlk teknik geziyi Türkiye'nin ilk lokomotif ve motor sanayi şirketi olan TÜLOMSAŞ'a düzenleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Genel Müdürü Hayri Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 9 tanesi Almanya, bir tanesi İİT'e ihraç ettik. 20 tane demir yollarına ürettik. Şu anda çevizim seyirci gelirimize. Sağdaki de yine Türkiye'nin aynı lokomotifin ilk devletleşme kanunundan sonra ilk üretim, bize sektör üretim lokomotif. Heyet Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan devrimi yerinde görerek tarihi geçmişine bizzat tanıklık etti. Motor çalışılmış devrim otomobiliyle ilgili Sivas, Adapazarı, Ankara, Eskişehir fabrikalarına talimatlar verilmiş. Sivas'ta üretilen bu 4 zamanlı su soğutmalı motorun imalatı yapılıyor ve burada montajı gerçekleştiriliyor. Heyet gezinin devamında Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi hakkında da bilgi aldı. Biz burada radar simülatörünü işletiyoruz. Burada toplam 12 tane pozisyonumuz var. İçeride de 12 tane pilot pozisyonumuz var. 2009 yılında burayı faaliyete aldık. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı Hanife Öksüz simülasyon eşliğinde uçak kullandı. Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde incelemeler yapan heyet, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'den de bilgiler aldı. Teknik gezinin ikinci gününde ise ilk olarak Eskişehir Sanayi Odası ile üyeleriyle ortak toplantı düzenlenerek iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı. Heyet Eskişehir OSB Eğitim ve Test Laboratuvarı'nı da inceleyerek işleyiş hakkında bilgi edindi. Heyet son olarak Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz Başkanlığı'nda 35 yılı geride bırakan ve 10.000 kişiye istihdam sağlayan Kipaş Holding bünyesindeki Bosöyük Kipaş Kağıt Ambalaj Sanayi'nde incelemelerde bulunurken Bosöyük Kipaş Kağıt Ambalaj Fabrikası Yöneticisi Deniz Öksüz ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe Sinem Öksüz Dede Bayraktar'dan bilgi aldı. İki günlük teknik gezi sonrasında Aksober açıklamalarda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, teknik gezilerin önemine dikkat çekti. Sizler de bize büyük emek harcadınız, katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte. İki gün boyunca Eskişehir'deydik. Meclisimizle birlikte Kahramanmaraş'tan çıktık ve Eskişehir'deki Eskişehir Ticaret Odası ve Sanayi Odası gezilerimizi yaptık. Bizim için çok önemli bir geziydi. Bu teknik gezide Eskişehir Ticaret Odamızın sektördeki özellikle tüccarlar ve ticaretçileri bir araya gelmesi, tanışması, Kahramanmaraş'ın Eskişehir'le ticari bağlamda nasıl bir irtibatta olabileceği, Kahramanmaraş'ın da
Eskişehir'le ticari bağlantısının nasıl olacağını 2 gün boyunca konuştuk. İkinci günümüzde bugün sanayimizdeydik. Eskişehir Sanayi Odası'nın yatırımlarını, OSB'sinin gücünü ve Eskişehir'e, Türkiye'ye kattıklarını izlemeye geldik. Projelerini inceledik. Projeler çok önemliydi bizim için, hedefleri, ufukları. Bizim de benzer projelerimiz var. Bunları nasıl başarabiliriz? Eskişehir'le, Sanayi Odası'yla tartıştık, konuştuk. Güzel bir gezi oldu. İnşallah üyelerimize ışık tutmuştur. Bizlerin de kendilere, Eskişehir'e katkılar oldu. Onlar da çok bu işten mutlu oldular. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanif Öksüz de geziyi Aksaber'e değerlendirdi. Böyle bir gezinin bir başka faydası daha var. O da meclis üyelerimiz arasında hep birlikte daha çok zaman birlikte oluyoruz. Arkadaşlarımız birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Daha fazla konular sohbet ediliyor. Çünkü meclis toplantılarında toplanıyoruz, 2 saat sonra dağılıyoruz. Bu bakımdan ben çok faydalı görüyorum. Yani üyelerimizin kaynaşması bakımından. Bir de tabii gezmenin insana çok büyük faydası var. Özellikle bazı vilayetlerimiz nerelere varmışlar, neler yapıyorlar. Onların yaptığı güzel şeyler var mı? Bunları biz de nasıl yapabiliriz? Tabii arkadaşlarımızın hepsi yoğun insanlar. İş dünyasında çok yoğunlar. Fazla zaman bulamıyorlar. Ben de öyle. Yoksa bu seyahatleri daha da artırmaktan yanayız. Size de teşekkür ederiz. Aksu TV olarak bizi hiç yalnız bırakmadınız burada. Her yerde birlikteydik. Kahramanmaraş Çevre Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahin Balçoğlu da yaptığı açıklamada teknik geziyle birlikte üyelerin bir araya geldiğini ve kaynaştığını söyledi. En azından Maraş'ta daha neler yapabileceğimizi gördük ve başkanlarımızın imzasıyla da yeni bir protokol imzalandı. Bu bizim daha güçlü bazı şeyleri yapmamıza vesile olacaktır inşallah diye düşünüyorum. Ama bunların hepsinden çok daha bence güzel olanı meclis üyelerimiz 2 gün birbirleriyle birlikte oldular. Birbirlerini az tanıyan arkadaşlarımız birbirini daha iyi tanıdılar. Belki bu seyahatten sonra iş birliktelikleri çıkacak. Güzel şeyler olacak. Gelecek yıllar Maraş için çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Çok güzel şeyler yapılacak. Herkes bir taraftan koşturuyor. Belediye bir taraftan projelerini yeniliyor. Siyaset bir taraftan tekrar projelerini yeniliyor. Bunda kazanan hep Kahramanmaraş olacak diye hem diliyoruz, hem umut ediyoruz, hem temenni ediyoruz.